bezi kanser ve tümörlerine biz yaklaşırken öncelikle nerede olduğuna bakarız. Bu tümör iyi huylu mudur, kötü huylu mudur? Bunu ayırt etmeye çalışırız. İkinci sırada yaptığımız şey. Ve oradan sonra da tedavi seçeneklerini masaya yatırır. Hastamız için en düşük maliyette, yani burada sözünü ettiğim maliyet paraca değil, ilk planda onun vücudundan organ kaybı, onun iş gücü kaybı, onun çekeceği acılar, bu açıdan en düşük maliyet, en düşük sıkıntılı tedaviyi belirlemeye çalışır ve oradan sonra da bunu o tükürük beziyle ilgili genel tedavilerin içerisine ele alırız. Buradan kastım şu, örnek verecek olursak, ağız içindeki küçük tükürük bezlerinden birisinin tümöründe biz biliriz ki bu tümörlerin %50'ye belki aşan oranlarda daha kötü huylu olduklarını, daha kanser türü olduklarını, oysa kulak önündeki tükürük bezi, protez bezi dediğimiz bezde bu tümörlerin büyük kısmının iyi huylu olduğunu biliriz ve bu bizim ilk yaklaşımımızı biraz daha farklılaştırabilir. Ama her ne olursa olsun bu tümörlere bizim yaklaşımımızı belirleyen ilk unsur ne tür bir tümör olduğunu anlamaktır. İyi huylu, kötü huylu ve kendi içindeki alt tipini belirlemektir. Daha sonra da ele aldığımız bazı işlemler vardır. Yani bu tümör bulunduğu yerde ne kadar yaygın? Bu tümör acaba çevredeki bölgelerde özellikle de boyun lenf notlarına, lenf düğümlerine yayılmış mıdır? Vücutta başka bir yerde yayılımı var mıdır? Kişinin genel durumu nasıldır? Bunların hepsini göz önünde bulundurur. Oradan sonra da tedavi planımızı ortaya çıkarırız.